Selam dikişseverler. Bugün bir geri dönüşüm projesi yapalım hep beraber. Elimde böyle bir body vardı. Kollarını kestim. Yakayı da biraz oydum. Çok yukarıdaydı. Boyu da biraz uzun ama onu daha sonra karar vereceğim. Şimdi buraları dikeceğim. Ondan sonra da batik boyama yapacağım. Bu body'ye. Bakalım nasıl bir hale bürünecek. Görüldüğü üzere body'nin dört köşesinden iple bağladım. Sonra kendi etrafında çevirdim. Yine tekrar iple bağladım. Bu sefer dörde bölerek bağladım. Biraz toparlaması zor oldu ama. Boyama işlemine geçiyorum. Şimdi bardakların hepsine birer çay kaşığı tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı bu lacivert boyadan koydum. Bir çay kaşığı yeşil. Şimdi açtığım boyalardan yaptım ben. Aslında bir de sarı olsa iyi olurdu. Bir çay kaşığı gri renkli. Bir tane de pembe atalım. Bir çay kaşığı da pembe renk. Şimdi kaynar suyu böyle bardaklara koyuyorum. Biraz az geldi. Biraz daha doldurayım. İyice karıştırdım. Boyamaya başlıyorum. Bakalım şimdilik karşılığını da. Bunların da rengi hepsi koyu gibi, anlayamıyorum. Evet, bu da gri.
Bunu da gerçekten çok merak ediyorum, nasıl çıkacak. Lacivert. Bu da siyaha dönük gibi oldu. Sanki. Belki yıkanınca rengi açılabilir. Yeşil o. Lacivert değilmiş. Renkleri. Evet. Bu lacivert. Sonunda bulduk rengi. Biraz da arka taraflarını boyayalım. Arka tarafına çok geçmemiş. Farklı renkler yaptım zannedersem. Tamamdır. Bunu bir 40 dakika kadar bekleteyim. Ondan sonra da boya sabitleyici suyun içinde yine bir 40 dakika bekleteceğim. Kaynar su yaptım bu sefer. Bu şekilde. İçine boya sabitleyicimi hepsini boşaltıyorum. Yarım vardı. Tişörtü de koydum içine. Şimdi yine bir 40 dakika bekleyecek. Bol suyla duruladım, iyice boyası gidene kadar. Şimdi sıkmadan asacağım bunu. Aslında boya sabitleyicisini bunu duruladıktan sonra, boyasını akıttıktan sonra koysaydım, sonradan aklıma geldi, daha iyi olurdu. Tişörtüm hazır, kurudu. Bakın renkler ne kadar güzel oldu. Çok şahane bir tişört oldu gerçekten. Çocuklar diyor ki gezegenlere benzedi. Aynen öyle. Şimdi biraz daha bunu süsleme işlemini yapıyorum. Şimdi 50 santimden boyunu ölçtüm. Buradan şu parçayı çıkaracağım. Evde şöyle bir dantelim vardı. İçindeki renklere de uyuyor, pembe dantel. Bunu etek ucuna geçirmeyi düşünüyorum. Bunu etek ucuna geçireceğim. Sonra da kollara değil ama yakaya da yapacağım. Bakalım nasıl olacak.
ortaya nasıl bir sonuç çıkacak? Keseyim. Kestim. Şimdi bunun dantelini dikeceğim. Bu şekilde etek ucuna dikeceğim. Sonra bir de yaka kenarını. Etek ucuna dikti. Dantelini. Şimdi bu şekilde büzdürdüm. Yakasına bunu monte yapacağım şimdi. Bunu monteleyeceğim yakasına. Bunu monteleyeceğim. Şuradan biyesini yerleştireceğim. Dikip böyle içine çevireceğim. Yakayı da hazırladım. Bu etek ucundan çıkardığım parçayı da biye olarak kullandım. Şimdi bunun dikişini yapıp şu şekilde biraz burada 1 santimlik kadar bir pay bırakarak döndürmesini yapacağım. Yakayı diktim. Payını böyle 1-1,5 santim kadardan içine çevirdim. Şimdi bunun da dikişini yapayım. Batik boyama ve biraz da dantelin yardımıyla bu eski body yepyeni bir hale büründü.